kanal ekranlarından iyilik güzellikten mutlu günler. Türkiye çok sıcak günler yaşıyor. Mehmetçik cephede. Türk milleti ise tek yumruk, tek yürek Mehmetçiğinin arkasında. Bu millet öyle bir millet ki vatan savaşı verse de, türlü zorluklarla mücadele etse de, sorduğunuzda nasılsınız diye iyilik, güzellik der. Biz de öyle diyoruz. İyilik güzellik başlıyor. İşte Türk hekimi dedirten bir haberle başlıyoruz. Bursa'da öyle bir mücadele verdi ki bu doktor, kalbinden bıçaklanan hastasını hayata geri döndürdü. Ameliyathaneye giderken vakit kaybetmeyeyim diye sedyenin üzerinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Kimi bu doktor? Adli tıp uzmanı Hüseyin Yenice. Hayat kurtarmak bazen insanüstü mücadele gerektirir. İşte bu kahraman doktor tam da onu yaptı. Sedyeye çıktı, kalp masajına başladı. Ameliyathaneye kadar da müdahalesini sürdürdü. Sedyeye çıktım, açıkçası çok o anda hatırlamıyor gibiyim. Doktor Hüseyin Yenice, acil tıp uzmanı, Bursa'da bir hastanede görev yapıyor. Aslında onlar genelde saldırılara hedef olunca haber oluyor. Ancak bu kez durum başka. Hüseyin Yenice, hastayı hayata döndüren bu hamlesiyle tüm Türkiye'nin takdirini kazandı. En uygun pozisyon oydu ve biz de onu yaptık. Bir kişi bıçaklandı, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Ameliyathaneye götürülürken koridorda kalbi duran hastaya doktor Yenice sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptı ve onu çabaları sonucu hayata döndürdü. Zaten yapmamız gereken oydu. Biz de öyle yaptık ve hastamızın yaşadığı için mutluyuz. Ameliyatı da başarılı geçen hastanın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Yaşananlardan geriye kalan bu güvenlik kamerası görüntüleri ise işte Türk hekimi dedirtti. Gaziantep'te çok mutlu, çok özel bir kafeye konuk olacağız şimdi. Bu kafe çok özel bir kafe. Çünkü çalışanları çok mutlu, çok özel. Gaziantep'in en mutlu kafesi burası. Mutlu kafede Down sendromlu ikisi kız, 8 genç çalışıyor. Hepsi çalışmadan önce bu işin eğitimini aldı. Kursu başarıyla tamamladıktan sonra da işe başladılar. Bu kafenin en güzel yönü bütün toplumun beraber yaşama kültürünü ortaya koyacaktır. Engelsiz, engelli bir toplum olduğumuzu, beraber yaşamakta sıkıntım olmadığını, bu çocuklara bizim çocuklarımız olduğunu, fırsat verecek, onlarla çalışabileceğini aileler de görecektir. Gaziantep'teki bireyler de görecektir. Ayrıca bu mutlu kafe Türkiye örnek kafe olacaktır. Hem çalışıyorlar hem de kendi ayaklarının üzerinde durabilmenin gururunu yaşıyorlar. Büyük heyecanla müşterilerin masalarına koşturan gençler iki vardiya şeklinde çalışıyor. Fırsat verdiğiniz takdirde çalışıp üretime katılabileceğini hatta aldıkları maaşla, parayla da ailelerini de geçindirebileceklerini ifade etmek istiyorum. Müşterilerse onların bu tatlı telaşına ortak olmaktan mutlu. Arıyorum, söylüyorum. Özellikle de misafirlerim, akrabalarım alıp geliyorum. Onları bir kere böyle kucak açtığınızda, böyle kocaman sarıldığınızda ve o sevgiyi hissettiğinizde asla vazgeçemiyorsunuz. Sekiz yıl önce evine aldığı köpekle başladı her şey. 59 yaşındaki Mehmet Nezih Erkan Bolu'da yaşıyor. Her sabah gün doğmadan çıktığı sokaklarda onlarca kedi ve köpeği besliyor. Emekli olsa bile hala mesaide. Her sabah güneş doğmadan evinin önünden başlayarak her gittiği durakta yolunu gözleyen kedi ve köpekler tarafından karşılanan Erkan,
yaklaşık 35 ila 40 sokak hayvanına mama, poğaça, et ve su veriyor. 1 Mart 2017 itibariyle başlayan bir süreç, her sabah saat bazen 5.30-6'da çıktık, bazen şimdi bugünlerde 7'de çıkıyoruz. Bu güzergahtaki canlıların yaşamlarını idame ettirmeleri adına katkı vermeye çalışıyorum. Yani her sabah bunu yapıyorum. Memnunum. Bazen öyle dalıyor ki 3 belki de 4 mahalle birden geziyor. Çorbalık alıp onları pişirip bazen bugün pişirmeden verdik. Elimizde kalan şey yapmasın diye, pişerse belki kokar kokusuyla. Artı poğaça alıyorum her gün yaklaşık 20 tane. Maliyeti de işte benzini sayarsak işte 1600-1700 lira civarında bir aylık 3-4 mahalle var gezdiğim. Ömrü yettikçe mesaisini sürdürmeyi düşünüyor ve herkese çağrı yapıyor. Herkes evinin önündekilere baksa, hani bizim gibi insanların çoğalması lazım. Yani her şehirde, sadece Bolu için değil. Bolu'da bu konuda sağ olsun gerek belediyenin kısmi destekleri var. Yani birçok yere işte kedi evi yerleştirecekler, sağ olsunlar. Bunlar da tabii güzel projeler. Sosyal bir proje, bana göre olması gereken bir şey. Yani bazen... Köy kahvaltısına doyum olmaz. Şöyle bir düşünün, her şey doğal. Reçeli, peyniri, zeytini, tereyağı. Mersin'in İhsaniye köyünde böyle bir kahvaltı sofrası var. Canınız çekebilir bizden söylemesi. Bu kahvaltıyı işte ben kendim portakal reçellilerini, pişileri, ekmeği, peyniri, her şeyi buranın yani. Görenlerin iştahını açan, bir gidenin bir daha gittiği bu yer Giritli Cemile'nin yeri. Yeşillikler var tabii, onlar da size tabii, zeytin bizim buranın zeytini, siyah zeytin, yağlar, şu gördüğüm peynir, inek peyniri, keçi peyniri, evet. Bu tulum lor buranın loru. Mersin Tarsus yolunun devamındaki İhsaniye köyünde faaliyet gösteriyor. Hazır alma doğru dürüst hiçbir şeyimiz yok. Buranın en önemli özelliği hemen hemen her şeyin doğal olması. Nedir evet. Ekmeğin siz özelliği diğer ekmeklerden? Ekşi mayalı bu işte, doğal yani, katkı maddesi yok, kabartmalar falan yok yani. Ekmeği, peyniri, reçeli, tereyağı köyde yapılıyor. Keçi sütü de bu lezzetlere eşlik ediyor. Mayası geldi, maya koyacağız. Biraz daha pişirecek peyniri. Suya çıktıktan sonra sepetlere dökeceğiz. Yer otantik dekore edilmiş. Girit müziği eşliğinde konuklarına nefis bir köy kahvaltısı sunuyor. Çay evinden öteye müzikleriyle dünya ile buluştular. Rizeli gençlerden bahsediyoruz. Çayeli Müzik Okulu'nda eğitim alan çocuklar kısa sürede bakın neler yaptı. Yaşları 10 ila 14 arasında değişen 20 öğrenci, Rize Çayeli'de kurulan müzik okulunda piyano, gitar, keman ve bateri dersleri aldı. Kısa sürede kendilerini geliştiren çocuklar bir orkestra kurdu. İngilizce öğretmeni olan müzik tutkunu Zafer Kalenderoğlu'nun yetiştirdiği öğrenciler ünlü besteleri çalmaya başladı. Öğrenciler hem yöresel hem de uluslararası ezgileri harmanlayarak müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Daha önce Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Aramin Cavadi'nin Game of Thrones theme adlı bestesini çalan öğrenciler, bu kez de Rocky filmlerinin tema müziği Eye of the Tiger'ı çaldı. Bir tünelde çekilen klip paylaşıldığı sosyal medyada da ilgiyle izleniyor. Çağımızın kronik rahatsızlığı depresyon. Öyle ki dünyada 300 milyondan fazla kişi depresyonda. Ülkemizde ise bu rakam yaklaşık 3,5 milyon. Peki depresyonla nasıl mücadele ediyoruz? Uzmanları anlattı.
Yani en az bir iki hafta aynı ruh halinde, çökkün bir şekilde kendinizi mutsuz hissetmeniz kabaca depresyon gibi tarif edilebilir. Depresyon giderek yaygınlaşıyor. Kaygı bozukluğu olan her iki kişinin birinde görülebiliyor. Dünyada 300 milyondan fazla, ülkemizde ise yaklaşık 3,5 milyon kişi depresyonda. İştahınızda muhakkak bir değişiklik olur. Enerjiniz düşer. Eskiden severek yaptığınız şeyleri artık keyif almamaya ve yapmamaya başlarsınız. Vücut hareketleriniz yavaşlar. Kendinizi değersiz ve suçlu hissetme durumlarınız çok artar ve yineleyen intihar düşünceleri başlayabilir depresyon içinde. Bu saydıklarımdan en az 5 tanesi sizde görülüyorsa muhakkak bir hekime başvurmanızı öneririm. Kişinin depresyonda olduğunu algılaması oldukça zor. Anda kalmak, bozulan işlevleri yerine getirmek ve en önemlisi de mutlaka bir hekime danışmak gerekiyor. Siz uzun süredir iyi mücadele etmişsiniz, iyi savaşmışsınız ve artık yorulmuşsunuz ve vücut dinlenmek istiyor. Böyle algılamayız depresyonu, bir dinlenme dönemi gibi. Çocuğunuza, eşinize, işinize zaman ayırmaktan kendinizi unutmuşsunuzdur. Bunları birazcık işlevlerinizi daha böyle kendinizi severek ve yerine koyarak toparlamaya başlayınca depresyondan çıkmanız kolaylaşacaktır. Ebeveynler dikkat! Depresyon çocuklarda da yaygınlaştı. Çocuktur, yaramazlık yapabilir, öfkelenebilir, üzgün olabilir diye çok fazla önemsemiyoruz. Hani ne yaşarlarsa çocuktur diyoruz. Ergenliğe geliyorlar, ne yapsa ergenliktir deyip geçiyoruz. Fakat o yaşadıkları şeyler, o sıkıntılar depresyon semptomlarımla eğer uyumluysa bilin ki çocuklarınızın da bir yardıma ihtiyacı var demektir. Hepimiz her zaman mutlu olmayı ve her şeyin yolunda gitmesini istiyoruz. Fakat bu beklentilerimizin yaşamda bazen karşılığı olmuyor. Duyguların hepsi değişkendir. Aynı duyguyu çok uzun süre hissetmeyeceksiniz. Bunlar bizim varoluş yolculuğumuzda yaşamamız, deneyimlememiz gereken ve bütünlememiz gereken duygulardır. Siz buradan bir mesaj alacaksınız. Ben neden bu ruh hali içerisindeyim? Bana ne anlatmak istiyor bu duygu durum? Uzman klinik psikolog Mehmet Arseven'e göre bu mesajların yaşam yolculuğunda önemi büyük. Bu duyguları anlayıp, dinleyip ve kabul edip yola devam ettiğiniz zaman bir süre sonra zaten başka duygular gelecek. Bunların içinde olumlular da var. O zaman da onları deneyimleyeceksiniz. Kısacası her duyguyu, yaşanılanı kabullenme ve deneyimlemedir yolculuk. Bu haber ise gökbilimiyle içi içe olan ve bununla haşır neşir olan insanların merakını giderecek bir haber. Samanyolu galaksisinde Güneş sistemi dışında 95 yeni öte gezegen bulunmuş. Böylelikle varlığı tespit edilen öte gezegen sayısı 300'e ulaşmış. Gökbilimciler çok heyecanlı çünkü Samanyolu galaksisinde Güneş sistemi dışında 95 yeni öte gezegen bulundu. NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'nun 2014'ten bu yana farklı görüş açılarından kaydettiği optik görüntüler incelendi. Teleskobun tespit ettiği 275 yeni gök cisminin 149'unun öte gezegen olduğu belirlendi. Hatta bunların 95'inin yeni keşif olduğu anlaşıldı. K2 misyonu adı altında yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bulgularla birlikte öte gezegen sayısı da 300'e ulaştı. Araştırmacılar bu süreçte bugüne kadar Güneş sistemi dışında yörüngesinde bir gezegen olduğu tespit edilen en parlak yıldızı da keşfetti. HD 212-657 adı verilen yıldız etrafında dünya zamanıyla 10 günlük bir yörünge üzerinde bir öte gezegen devir daim ediyor. Öte gezegenler araştırmaları gök biliminde görece yeni bir alan. Güneş sistemi dışında Güneş'e benzer bir yıldızın yörüngesinde hareket eden ilk gezegen 1995 yılında keşfedilmişti. O günden bu yana farklı teleskoplar 3600'e yakın öte gezegen izi tespit etti. Bunlar arasında Dünya'ya benzer sert kaya oluşumlu gezegenlerin yanı sıra Jüpiter gibi gaz devleri de yer alıyor. Bilim adamları Dünya dışındaki olası canlı yaşamına dair izleri keşfetmek açısından öte gezegenlere artan bir ilgi gösteriyor. Son yıllarda savaşlarla anılan Fas'taki küçük bir atölyede barışa uzanan bir el var. Bu eller yıllardır ülkenin geleneksel müzik aletlerini üretiyor. Burası Fas'ın turistik kenti Marakeş'teki
Geleneksel Sanatlar Çarşısı'nın en eski dükkanlarından biri. Bu enstrümanlar yıllardır Mustafa Ezzevati'nin emeğiyle yapılıyor. Müzikle iç içe bir aileden gelen Zevati 45 yıldır bu dükkanı işletiyor. Bizde müzik merakı aileden geliyor. 1972 yılında daha 14 yaşındayken müzisyen olan dayılarımla beraber müziğe ilk adımımı attım. Eskiden müzisyenler çaldıkları müzik aletlerini kendileri yapardı. Bu şekilde ben de müzik aleti yapımını dayılarımdan öğrendim. El emeği bu enstrümanlar Fas'ın geleneksel enstrümanları ama dünya çapında meraklıları da yok değil. Müşterilerimiz Marrakeş'te ve diğer kentlerde yerel müzik, ginave ve Endülüs müziği yapan sanatçılardan oluşuyor. Ara sıra yurt dışından müzisyenlerin de siparişlerini yapıyoruz. Ayrıca turistlere yönelik hediyelik eşya olarak alabilecekleri müzik aletlerinden de yapıyoruz. Zevati'nin 40 yıllık arkadaşı Cuma Binaddi bu atölyenin bir parçası. Müzik aleti yapımını ustam Zevatini'den öğrendim. Müzik aletleri ve yapımı çok zevkli ve emek isteyen bir iş. 40 yılı aşkın süredir ustamla çalışmama rağmen hiç sıkılmadan meslek hayatıma devam ediyorum. Yerel aletlerin yapımını, inceliklerini ise Binaddi anlatıyor. Marrakeş'te yerel müzisyenlerin en çok kullandığı alet mizrap. Bu müzik aletinin ilginç tarafı her bölgede farklı malzemeler kullanılarak hazırlanması. Farklı malzemeler kullanıldığı için farklı ses elde ediliyor. Biz genelde ceviz ağacı ve keçi boynuzu kullanıyoruz. Marrakeş'teki mütevazı atölyede başta yerel müzik aletleri olan mizrap ve gemberi olmak üzere ut, keman, mandolin, def ve birçok el yapımı enstrüman üretiliyor. Atölye özellikle zor bulunan yerel müzik aletlerine ihtiyaç duyan müzisyenlerin uğrak yerlerinin başında geliyor. Kırk yıldır eski eşyaları biriktiriyor. Radyolardan telefonlara, fotoğraf makinelerinden dikiş makinelerine, bir dönemin teknolojisini evinde sergiliyor. İşte bu özel koleksiyonun sahibi evinin kapılarını bizler için açtı. Efkar dolu, dertli başım. Bu evin her köşesi sizi alıp geçmişe götürüyor. 20. yüzyılda hayatın vazgeçilmesi olan cihazlar sizi zaman yolculuğuna çıkarıyor. Ev adeta teknoloji müzesi gibi. Eski radyolar, telefonlar, fotoğraf makineleri, plak çalarlar ve daha çok sayıda teknolojik aletin gelişimi burada net şekilde gözlenebiliyor. Çiçeğimi kopardın sen. İsmail görüştü, tarih kokan evinin kapılarını ulusal kanala açtı. Şimdi torunuma saklıyorum onu yani. 40 yıldır bu eşyaların izinde yaşıyor. Nerede eskiye dair bir şey görse hemen onu o eşsiz koleksiyonuna katıyor. Dedim ki ben bunları yani toplumla paylaşayım. Öğrenciler bilgi sahibi olsun. Mesela 1900 diyelim ki 20'lerde nasıl bir fotoğraf makinesi kullanılmış? Televizyon, radyo, kömürlü ütü, telefon teknolojisi, makara bantlar, teypler nereden nereye gelmiş? Hepsini arka arkaya takip ettim, buldum ve biriktirdim. Odaların birinde 1920'ler, diğerinde 1930'lar canlanıyor. Üstünde Lorel Hardy'nin filmi var. 1900'lü yılların saati çalışır vaziyette. Analog. En geri modellerden bir tanesi. Bunun flaşı mesela tek patlamalık. Görüştünün bir de maket araba koleksiyonu var. Yalnızca bu arabaları toplamak bile 15 yılını almış. Eski klasik arabaları seri vaziyetinde biriktirdim ben. 10-15 yılımı aldı. Görüştü, gelecekte bu koleksiyonun müzede sergilenmesini istiyor. Benim gördüklerimi, çocukluğumda gördüklerimi, yaşadıklarımı şimdiki çocuklar da yaşasın istiyor. Şimdi bir doğal yaşam parkı gelecek ekranlarınıza, Yosemite Ulusal Parkı. Şelaleleri ve vadileriyle ünlü bu parkta baharın ilk pırıltılarıyla doğanın uyanışına tanıklık edeceğiz. Yosemite Ulusal Parkı dünyanın en görkemli milli parklarından biri. Eşsiz tabiat el değmemiş bir şekilde korunuyor. Bu park dünyanın doğal yaşam anıtı olarak da adlandırılıyor. Park, buzullar tarafından oyulmuş granit kaya oluşumları, şelaleler, kıvrımlı nehirler,
ormanların çevirdiği vadiler ve bozulmamış doğanın içinde yaşayan canlılarla birlikte her yıl 4 milyonun üzerinde misafir ağırlıyor. Kaliforniya'da yer alan park 1984 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine alınmış bir bölge. Doğa meraklıları için Yosemite nefes kesen bir film gibi. İşte bu görüntüler de onlardan biri. İlkbahar yağmurlarıyla Yosemite şelaleleri gökkuşağına ev sahipliği yapıyor. Görüntüler izleyenler için masalları aratmıyor. 739 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 5. şelalesi olan Yosemite, senede bir kez ortaya çıkan kırmızı renkli görünümü nedeniyle ateş ya da lav şelalesi olarak da anılıyor. Bu defa Asya'ya gideceğiz. Sizi dünyanın en sıcak noktasına, İran'ın uçsuz bucaksız Lut Çölü'ne götüreceğiz. UNESCO'nun Dünya Mirası listesine eklediği Lut Çölü, canlı bulundurmayan yüzeyi, kum tepeleri, rüzgar erozyonundan oluşan kayaçlarıyla meraklıları için el değmemiş bir doğa harikası. İran, uçsuz bucaksız görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren Lut Çölü'nü ülke turizmine kazandırmak için harekete geçti. Kapladığı 40 bin kilometre karelik alanla dünyanın en sıcak ve en geniş çölü olarak kabul edilen Lut Çölü, turizm hamlesiyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Lut Çölü hayata geçirilen yeni projeler ve turistik etkinliklerle kapılarını dünyaya açmış durumda. Ulusal kanala konuşan Kirman Uluslararası Lut Kurumu Müdürü Müin Efseri, başlatılan turizm atağıyla her geçen gün ilginin arttığını söyleyerek ziyaretçilerin Lut Çölü'nde katılabileceği etkinlikleri sıraladı. Misafirlerimiz buraya geldiklerinde arazi araçlarıyla off-road, motor, ATV turlarının yanı sıra ister deveyle isterse yürüyerek oluşturduğumuz iki maraton yolunu kat ederek çölün en ilginç noktalarını gözlemleme deneyimi yaşayabilirler. Tatilini kışın bile hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı çölde değerlendiren yerli turistler de hayata geçirilen etkinliklerden oldukça memnun. Burası şu an İran'daki en sıcak nokta ve tamamen doğa. İnsana ait hibrit bir yapı yok burada. Sadece bu ilginç tepeler var ve bunlar görmeye değer. Bu oldukça ünlü. Aslında buraya gelerek turistik amaçlı neler var görmek istedim. Buraya ailemle ikinci kez geliyorum ve bu kez oldukça keyif aldım. Burası gerçekten çok güzel. Dünyada da çok ünlü. Buraya gelip gördüğüm için çok mutluyum. İran platosunda canlı barındırmayan tuz çölü olan Lut Çölü, 2005 yılında 70.70 dereceyi gören sıcaklığıyla dünyanın en sıcak bölgesi olarak resmen onaylandı. Sinema dünyası için geçtiğimiz şu günler oldukça hareketliydi. İki önemli ödül töreni vardı. Önce bir BAFTA ödüllerinin ayrıntılarına bakalım. 71. BAFTA ödülleri sahiplerini buldu. Tören Cirque du Soleil'in The Shape of Water'dan esinlenerek düzenlediği gösteriyle açılış yaptı. Yedi Oscar adaylığı da dikkat çeken Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, BAFTA ödüllerinden 5 ödülle ayrılarak gecenin en çok konuşulan filmi olmayı başardı. Filmin Amerikalı başrol oyuncusu Frances McDormand ise en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Thank you, British film people. Dramatüründeki film, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en orijinal senaryo ve en iyi İngiliz filmi dallarında da ödülleri topladı. Gecenin bir diğer yıldızı ise en iyi aktör ödülünü kazanan Gary Oldman oldu.
Thank you. BAFTA for this. En iyi yönetmen ödülünü de The Shape of Water filmiyle Meksikalı Guillermo del Toro aldı. Thank you. Thank you BAFTA. Thank you Fox Searchlight. Berlin Film Festivali ödülleri de sahiplerini buldu. 68.'si düzenlenen festivalinin en büyük ödülü olan Altın Ayı, Romanyalı yönetmen Adina Pintilie'nin Dokunma Bana adlı filminin oldu. 68. Uluslararası Film Festivali'nin en önemli ödülü Altın Ayı'yı Romanyalı yönetmen Adina Pintilie kazandı. Almanya'nın başkenti Berlin'de festivalde dağıtılan ödüller, Berlinale Palace sinemasında düzenlenen törende sahiplerini buldu. Alman yönetmen ve senarist Tom Tykwer'in jüri başkanlığını yaptığı festivalde Altın Ayı ödülüne Romanyalı yönetmen Adina Pintilie'nin Dokunma Bana filmi layık görüldü. En iyi yönetmen dalında Gümüş Ayı ödülünü Wes Anderson'un yönettiği animasyon filmi Isle of Dogs alırken en iyi erkek oyuncu ödülü L.A. Prairie filmindeki rolüyle Fransız aktör Anthony Bayona verildi. En iyi kadın oyuncu ödülünü yönetmen Marcelo Martinez sesinin Las Herederas filmindeki performansıyla Paraguaylı aktris Anna Brun aldı. Jüri büyük ödülüne Polonyalı yönetmen Małgorzata Smowska'nın yönettiği Trots filmi layık görüldü. En iyi senaryo dalındaki Gümüş Ayı ödülünü Museo filmiyle Manuel Alcala ve Alonso Ruiz Palacios alırken, kısa metrajlı filmlerde Altın Ayı ödülü ise yönetmenliğini Ines Modoski'nin yaptığı The Man Behind the Wall filmine verildi. Türkiye'de her yıl onlarca film vizyona giriyor. Peki ülkemizde sinema sanatı ne durumda? Sinema eleştirmeni Tunca Arslan bakın bu konuda ne diyor? Neredeler? Kimler? Komedi, dram ve ne daha birçok dalda sinema eseri üretiliyor. Dünyada her yıl binlerce, Türkiye'de ise onlarca yeni film izleyicilerle buluşuyor. Türkiye'de sinema denince akla ilk Yeşilçam gelse de son dönemde beyaz perdede tartışılan birçok eser ortaya çıkıyor. Peki eleştirmenler Türkiye'deki sinema sanatına ne diyor? Kendisinden önceki altı sanat dalıyla karşılaştırıldığı zaman tabii ki çok genç bir sanat. Yüzyılı biraz geçmiş durumda. Sinema eleştirmeni ve ulusal kanal programcısı Tunca Arslan, sinema sanatıyla ilgili dikkat çeken bir kitap yazdı. Kitabın adı Eleştirmenleri Vurun. Ezel Akay aslında bunu öneriyor. O açıdan ilginç. Yani eleştirmenleri o tür o yöntemle o açıdan eleştirmesi çok ilgimi çekmişti. İstanbul'da yeni kitabının da konuşulduğu bir etkinliğe katılan Tunca Arslan, 7. sanat olan sinemanın Türkiye'de henüz çok genç olduğunu düşünüyor. Eleştiri kültürü olgunlaşmadığı için de eleştirmenler, yönetmen ve oyuncularla karşı karşıya geliyor. Çoğu zaman biraz sert atışmalar, tartışmalar, davalara kadar giden bir sürece bürünmüş. Etkinliğin diğer konuşmacısı yönetmen Ezel Akay da sinemada derinleşme olmadığı görüşünde. Çok derin bir şey olsa eleştirmenlere ilham verecek, onları da teşvik edecek, olumlu ya da olumsuz anlamda bir içerik doğacak. Yani bir içerik olmadığı zaman, derin bir içerik olmadığı zaman onu derin bir şekilde iyileştirmek de çok zor oluyor. Adana'da yaşayan Sabri Şenevi, 1960 yılından kalan malzemelerle evinde mini sinema kurdu. Şenevi arşivindeki binlerce filmle sanatseverleri kendi evinde geçmişe götürüyor. Yani benim sinema tutkum okuldan önce başlamış oldu. Sabri Şenevi, Adana'da yaşıyor. Çocukluğundan beri tutkusu var sinemaya. Kırışık olanları düzlerdim. Bu şekilde afişlerimi biriktirdim. Filmleri topladım. Parça parça filmlerdi. Bunları gelip burada bodrum katta göstermeye başladım. 1960 yılından kalan malzemelerle evinin alt katına sinema kurdu. İşte bu makineyi de Gemlik'ten aldım. Depodaydı ve çamurun içindeydi. Eşref abinin yanına gitmiştim. Eşref Kolçağ. Hoş geldiniz falan dedi. Abi dedim,
buraya gelmişken burada bir makine varmış dedim. Onu almaya da geldik dedim. Oğlum dedi doğru söyle. Benim için mi geldin dedi, makine için mi dedi. Abi dedim senin için geldim dedim. Fakat gelmişken de makineyi alayım dedim. Filmler yaz aylarında daha çok seyrediliyor. Mahalle halkının ilgisi yoğun. Arşivdeki binlerce yabancı ve Türk yapımı sinemalar izleyenleri geçmişe götürüyor. Bir Türk'e gönül verdim. Kayseri'de çekilmiş bir film bu. Evi adeta sinema müzesi gibi. Eski plaklar da bir başka keyif katıyor sinema evine. O yıllarda. Gelecek hafta aynı saatlerde biz yine burada sizleri bekliyor olacağız. Hayatınızdan iyilik, güzellik hiç eksik olmasın. Mutlu akşamlar.